Londra'dan herkese selamlar, ben Çiğdem Adan. Arkadaşlar bugün yine gündem konuyla devam ediyorum. Aslında bu hafta çok fazla şey oldu ve her yaşadığım olayda dedim ki bunu paylaşmalıyım, bunu paylaşmalıyım. Her gün farklı bir gündemim vardı benim. Bayağı hareketli bir hafta geçti. Bir de biliyorsunuz bütün astrologların konuştuğu işte ay tutulması, güneş tutulması bilmiyorum. Çok astrolojik takip etmiyorum. Çünkü bana hep negatif, negatif, negatif geliyor. Hep deny yaptım, yani kabul etmedim. Eğer kötüyü ve negatifi dinlersen negatif olur hayatında. Beni izliyor iseniz bu kanalda ne kadar pozitif ve olaylara olumlu yaklaşan biri olduğumu bilirsiniz. Eğer izlemiyorsanız da bu ilk videonuz ise lütfen beni takip etmeyi unutmayın. İngiltere'deki yaşantıyla, vizelerle ve gündemle ilgili şeyler paylaşıyorum. Kimi zaman benim sizlere buradaki yaşantımdan tecrübelerim şeklinde paylaşımlar. Onun için henüz takipçim değilseniz lütfen takibi alın. Aynı zamanda Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Beni desteklemiş olursunuz. Bugünün konusuna geçmek istiyorum. Diğer konuları şöyle kısacık bahsedeyim. Bu hafta Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı geldi İngiltere'ye ve ziyaretlerde bulundu. Galiba biraz da politik bir şeyi var, nedeni var arkada. Kıbrıs'ın artık daha fazla ön plana çıkma isteği, ekonomik olarak da aynı zamanda. Çünkü ticaret odasının desteğiyle beraber geldi. Yani daha doğrusu Cumhurbaşkanı ticaret odasının yaptığı bir resepsiyonda da vardı. Diğer ziyaretlerinin yanı sıra. Ben de o resepsiyondaydım. Çok güzel kaynaşma oldu. Kıbrıslı iş adamları İngiltere'ye gelerek çalışmak istedikleri ve Kıbrıs'la ticaret yapmak isteyenleri destekleyeceklerini bildirdi. Güzel güzel görüşmeler geçti. Benim de güzel bağlantılarım oldu. Bunu aynı zamanda Cumhurbaşkanı ile tanıştım. Diğer Kıbrıs Ticaret Odası Başkanı ve başarılı iş adamlarının yanında. Bu çok çok hoşuma gitti. Çünkü buraya geldiğimden beri benim ticaretle uğraştığımı biliyorsunuz. Ne zaman Türk Ticaret Ateşeliğine gitsem yardım için pek destekte bulunmamışlardı. Kıbrıs Ticaret Odası'nın böyle bir yaklaşımda olması beni gerçekten çok mutlu etti. Ben çünkü hep buraya yeni gelen insanlara yardım edilmesi gerektiğini, özellikle de çalışmak isteyen, ticaret yapan insanlara yardım edilmesi gerektiğini savunuyorum. Bu bir konuydu. Bunu söylemeden geçmek istemedim. Bir başka konu daha var. Onu bir başka video konusu yapacağım. Çünkü çok önemli bir konu. Ama şimdi bugün neden bahsedeceğim? Bugün biliyorsunuz çok canlı, gündemde olan bir konumuz var. Hükümet önümüzdeki hafta programını açıklayacak. 30 Ekim'de açıklanması gereken program ertelendi. Bunun için de gözler önümüzdeki hafta açıklanacak programda. Bizi ilgilendiren kısmı neydi bunun? Vizelerle ilgili acaba nasıl bir yaklaşımda bulunacaklar? Çünkü Home Sekreteri Suella Braverman, Konservatif Parti'nin tutucu düşünceleri İngiltere'nin sınırlarını koruma amaçlı aldıkları kararlar, bizi ilgilendiren kararlar. Bunu beklerken bu hafta ilginç başka şeyler de izledim. Mecliste başbakana yöneltilen işte sorularla ilgili bir canlı yayını izledim. Tabii buradaki meclis görüşmeleri aslında çok keyifli geçiyor. Yani çok esprili, kahkahalı, atışmalar çok güzel. Ve keyifli geçiyor. Hani film izler gibi izleyebiliyorsunuz. Labour Party, İşçi Partisi'nin sözcüsü ile Rishi Sunak'a iletilen sorular gidip gelirken karşılıklı eğlenceli anlar da, kahkahalı anlar da yaşandı. Konunun ana noktası şu. Rishi Sunak, Konservatif Parti olarak Brexit'i desteklediklerini, çünkü İngiltere sınırlarını korumak istediklerini savunuyor. Nedeni olarak da İşte ekonomik krizin, başlamış olan ekonomik krizin devam ederken toplum kaynaklarının boşa savrulmaması, dışarıdan gelen vasıfsız göçmenlere harcanmaması gerektiğini savunuyor. Onun için ülke sınırlarının kontrol altına alınması gerektiğini söylüyor. Labour Party'de ülke savunmasının sınırlarla değil, içeride alınması gereken kararlarla olması gerektiğini söylüyor falan. Böyle tatlı atışmalar vardı. Neden birdenbire İngiltere böyle
sınırlarımızı koruyalım şeyine girdi, savunmasına girdi. Onu da merak ettim. Ben Brexit'le beraber mi oldu bu, yoksa Brexit öncesi böyle bir şey var mıydı diye. Brexit öncesi biliyorsunuz ekonomik kriz başladı. Ekonomik krizin başlamasıyla beraber zaten Brexit kararı alındı. Kaynakların korunması amacıyla Brexit kararı alındı. Ve ondan sonra da pandemi başladı. Pandemiyle biliyorsunuz ekonomi daha da daraldı. Brexit'le beraber İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması, Polonyalıların, Romenlerin, Avrupa ülkelerinden gelen çalışanların İngiltere'yi terk etmesiyle bir işçi açığı da oldu burada. Ekonominin daha iyiye gitmesi beklenirken tam tersi ekonomi olumsuz etkilendi bu karardan. İngiltere cazip bir göç ülkesi olarak gözükmeye başladı. Bu adada Arnavutlar buraya Fransa üzerinden müthiş bir göç yapmaya başladılar. Göç edenlerin 2020 rakamı 50 iken 2021'de 800, 2022'de ise 12 bine çıkmış bu rakam. Daha önce Arnavutluk'tan buraya hiç göç yok muydu? Vardı tabii ki. Kaçak olarak gelmek için rakamlar oldukça yüksekti. 20-25 bin poundları bulan rakamlar. Yeni bir kanal bulunması, yani Fransa üzerinden botlarla gelinmesi ve ucuz olması 3-4 bin pound'a mal oluyormuş şu anda. Bir işte çeteyi bulursanız, eğer bu kanalı açan, sizi taşıyacak birini bulursanız 3-4 bin pound'a Fransa üzerinden buraya İngiltere'ye gelinebiliyormuş ve bu da Fransa ve İngiltere hükümeti arasında ciddi konuşmalara yol açtı. Neden sınırlarını korumuyorlar diye, sınırları kapatmıyorlar, kontrol etmiyorlar diye. Tabii Fransa'nın da çok umurunda değil. Dolayısıyla Arnavutluk'tan buraya ciddi bir göç var, kaçak göç. Peki Arnavutluk neden şu anda bizim gündemimizde? Çünkü home office'in belli bir iş gücü var, kapasitesi var ve bu kapasitenin zaten önceliği şu anda Ukrayna'dan gelen savaş göçmenleriyle ilgili. Onların vize müracaatlarına cevap vermek zorunda kalıyorlar. Ondan sonra ikinci öncelikte Albanya, Arnavutluk'tan gelen 12 bin vatandaşın vizelerine cevap verme, vize müracaatlarına cevap vermek zorundalar. Ki bunun 10 bini eli yüzü düzgün, yani iş tutabilecek, Arnavutluk'ta iş tutabilecek erkek, 2 binde kadın ve çocuklar. Kadın ve çocukların hem kaçak seyahat sırasında hırpalandıkları, işte hem de geriye dönemeyecekleri falan göz önünde bulundurularak bunların çoğu cevaplandırılmış. Fakat Arnavutların bir kısmı, yani yarı yarıya, cevaplarını beklemeden konuk evlerinden direkt kaçtıklarını ve piyasada işte çalışıyor olduklarını söylüyorlar. Ve onun için de önlerini kesmek için bir an önce müracaatlarına cevap vermeyi tercih ediyorlar. Onun için öncelik onlarda. Dolayısıyla bizim işte bu hep konuştuğumuz vizelerdeki gecikmeler falan home office'in kapasitesinin bu yönde kullanılmasından dolayı oluyor. Doğal olarak da İngiltere'nin Dışişleri Bakanı'nın da öne sürdüğü vizelerdeki sıkılaştırmalıyız, göçü durdurmalıyız, İngiltere'ye insan gelmesin falan gibi sıkı tedbirleri var. Onun için bizi gerçekten şu anki durumda, şu bu gündemde bizi ilgilendiriyor. Ama bu tabii ki arkadaşlar vasıfsız ve kaçak göçmenler için ve onların home office'in çalışma kapasitesini şu anda doldurmuş olmasından dolayı bizi olumsuz etkiliyor olması, bir zaman yönünden bir de yaratılan olumsuz etki yönünden. İngiltere'de yaşamak isteyen, buraya yerleşmek isteyen arkadaşlarımın yapması gereken şeyler, vize müracaatlarında nelere dikkat etmeleri gerekiyorsa, neleri hazırlamaları gerekiyorsa onlara konsantre olmaları, İngilizcelerini ilerletmeleri, sınava hazırlanmaları, eğer bu şartlar yerinde ise de iş bulmaya devam etmeleri gerekiyor. Çünkü bahsettiğim olay sadece home office'in
iş gücünü meşgul eden bir olay. Yani kapasite orada olduğu için vize müracaatlarında gecikmeler var. Ama bir de İngiltere'nin şu anki ekonomik gerçeği var ki burada işçi açığı var. Bunu zaten sezonluk işçilerdeki gevşemeyle gördük. Neden ilk önce orada gördük? Çünkü direkt tarım işçilerini ilgilendiren bir karar. Yani tarım işçilerinde, tarım ve hayvancılık sektöründe özellikle poultry, kümes hayvanlarında eleman açığı olduğu için ilk önce orada gevşeme yaptılar ve buradaki kapasite limitini kaldırdılar. 6 aylık vize süresini limitsiz yaptılar ve hemen de müracaat veriyorlar. Galiba İngilizce şartını da kaldırdılar. Onun için bu alanda eğer iş arıyorsanız buna müracaat edin derim hemen. Bu kararlar çabucak verilecek öncelikle. Diğer vize türleri için ise önümüzdeki haftadan sonra ne gibi kolaylıklar çıkacak? Yine takipte kalarak hep beraber öğreneceğiz. Ben de yine sizlerle paylaşacağım gelişmeleri. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.